Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün lezzetli mi lezzetli, tatlış mı tatlış bir video çekiyorum. Bir video paylaşacağım size, sizin için. Efendim havalar biliyorsunuz havalar soğudu, günler kısaldı. Bir de tüm bunların üzerine karantina eklenince birçoğumuzun evinden atıştırmalıklar eksik olmuyor. Ben de bugün şöyle güzel bir atıştırmalık videosu çekmek istedim. Çayın yanına, kahvenin yanına şöyle Alman atıştırmalıklarından evime almış olduğum Alman atıştırmalıklarıyla ilgili bir video çekmek istedim. Evet arkadaşlar, şöyle bir göstereyim. Envai çeşit atıştırmalık var. Ama ben yalnızca bunları alıyorum evime. Ve bunların da tadını hepsini biliyorum. Yalnızca damak tadımıza uygun olan ürünleri alıyorum. Bir de neden yapıldığına çok dikkat ediyorum. Yani helal ürünler, kullanılan yağ, koruma katkısı vesaire o tip şeylere de dikkat ederekten en sağlıklı olanları almaya çalışıyorum. Öyle diyeyim artık. Şimdi efendim, şuradan başlayayım. Şu bir limonlu şeker. Kış aylarında bunu genelde alıyorum. Özellikle boğaz kaşıntısı ve öksürük için güzel bir şeker. Yani şeker bile alırken sağlıklısını almaya çalışıyorum. Birçok şeker var ama biz yalnızca şeker olarak bunu alıyoruz. O da kışın. Şurada Oreo. O en çok sevdiklerimden. Şu kreması az olan klasik olan, bu ise kreması fazla olandan almışım. Şu efendim cookies, Amerikan kurabiyesi. Bu yine içinde envai çeşit gofretin olduğu, çok farklı gofretlerin olduğu harika bir gofret torbası, öyle diyeyim artık. Şurada arkadaşlar Knoppers var. Şöyle. Hani çocuklar okula falan giderken de çantalarına bıraktığım, çok önceden bıraktığım şöyle sağlıklı atıştırmalıklardan bir tanesi. Bir böyle var. Bir de aynı ürünün şöyle şu biçimde olanı var. Bu da daha başka bir marka. 3 aşağı 5 yukarı. Bununla aynı lezzette olan daha farklı bir ürün. Eyvah eyvah. Şurada ise Hanuta var. Bu da yine böyle içi çikolatalı, dışı çıtır gofretli olan harika bir atıştırmalık. Şu ikisi yalnızca kuru yemişlerden yapılmış olan, şeker kullanılmadan yalnızca kuru yemişlerden yapılmış olan, özellikle vejeteryan için, vejeteryanlar için, veganlar için, diyette olanlar için bir tatlı atıştırmalık. Tatlı türü, öyle diyeyim. Şu ikisi arkadaşlar tuzlu. Tuzlu olan yiyecekler genelde burada atıştırmalıklar genelde cips türü yiyecekler. Ama biz cips tüketmiyoruz. Arada bir şunu alıyorum. Şu peynirli tereyağlı bir mülföy çubuğu. Şu da ekmek ama böyle kurutulmuş yani ekmek cipsi. Öyle söyleyeyim. Soğanlı ekmek cinsi atıştırmalığı. Soğanlı ekmek cipsi. Bunun da farklı çeşitleri var. Sarımsaklı olanı var. Domatesli, kekikli olanı var. Ama ben en çok bunu seviyorum. Yani ev halkı olarak biz bunu seviyoruz. Bir tek onu alıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Az önce de patküt sesler geldi. Arkadan bir şeyler düştü. Neyse. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ben bunları ambalajından çıkartacağım. Hani ambalaj sesi çıkmasın diye, olmasın diye ilk önce şöyle bir görüntü almak istedim sizler için. Evet. Şimdi ambalajlarından çıkartıp sizi gerçek olanla baş başa bırakacağım. Evet arkadaşlar, ben ambalajlarından çıkardım bütün atıştırmalıkları. Çay da demlenmiş. Bu arada evdekiler de sabırsızlıkla çay saatini ve atıştırmalık saatini bekliyorlar.
Günlerdir bunlar mutfakta bekliyor. Bugün yarın çekeyim derken dedim gizliden gizliye bizimkiler yemeden en iyisi videomu çekeyim de onlar da rahat etsin, ben de rahat edeyim. Evet arkadaşlar. Ay şu anda var ya burası öyle güzel kokuyor, öyle güzel kokuyor. Müthiş çikolata kokusu var. Uf. Şu hani dedim ya farklı gofretlerin olduğu karışık gofret torbası. Şu şöyle. Ay bakın bir tarafı çikolatalı, bir tarafı vanilyalı. Bu yalnızca çikolatalı olan. Anlatırken bile yutkunuyorum. Şu vanilyalı. Ay mis mis mis. Şöyle bunu kenara alalım şöyle. Şu arkadaşlar sağlıklı atıştırmalık dediğim vardı ya hani vejeteryanlar için yalnızca kuru yemişlerle hazırlanan atıştırmalıklardan bu mesela yer fıstığı, susam. Evet, ya okumam lazım. Bir de yulaflı unla hazırlanmış olan bir atıştırmalık. Bunun içerisinde ise kuru üzüm var. Yine çerez var, çekirdek, kabak çekirdeği, normal ayçiçek çekirdeği, bir de yulaf var. Şeker oranı bunlarda sıfır. Yalnızca bu içindeki meyvelerin şekerleri. Şunu daha çok seviyorum. Şunu bir tık daha çok seviyorum. Bundan daha çok seviyorum. Bir de bunun Hindistan cevizli olanı var ama onu doğrusu pek sevmedim, öyle söyleyeyim. Sonra şurada Amerikan cookies. Bunun da bir dönem fındıklı olanı da vardı. Beyaz çikolatalı olanı da vardı. Beyaz çikolatalı olanını pek sevmedim ama şu da nefis. Enfes bir şey. Bunu böyle çaya batırıp batırıp yiyorum ben. Cookies zaten kurabiye demek. Ve Oreo'lar. Oreo. Şöyle. Görüntü iyi mi? Ona da dikkat ediyorum. Şu şöyle klasik olan. İçinde görüyorsunuz. Kreması az. Şu ise çift kremalı olan. Benim için fark etmez. İkisi de çünkü çok lezzetli. Evet. Ay bu parça düşmüş. Beni ye diyor. Yedim bunu. Şu arkadaşlar şöyle kamerayı ayarlayayım. Şu limonlu öksürük ve boğaz için olan şekerimiz. Şekerim bile sağlıklı olanını alıyoruz. Şöyle hani kışın insanın bir boğazında kaşıntı olur ya hafif hafif böyle kısa kısa öksürük gelir. Öksürmek istersin de bir türlü öksüremezsin. Öyle bir durum olur ya. Bu şekerler onun o durumlarda kurtarıcı oluyor gerçekten. Bunu da böyle her zaman masamın üzerinde bulunduruyorum. Kışın biz zaten çayı da şekersiz içtiğimiz için yanına her türlü böyle tatlı atıştırmalıkları rahatlıkla alıp yiyebiliyoruz. Sonra efendim şöyle arkadaşlar görüntünün de düzgün çıkmasını istiyorum. Şu hamurtayı açmadım çünkü çok fazla var. Şöyle görüyorsunuz zaten. Ay bunu açayım bile sizler için açayım ya. Şöyle bir görüntü. İçi fındıklı, Nutellalı, dışı da çıtır gofretli. Bu böyle. Bu da Knoppers. Bu da yine içi fındıklı, karamelize edilmiş fındık ve de çikolata. Şöyle bırakayım.
Bu da zaten şu Knoppers gibi. Bunun ama içindeki dışı çikolatalı, içi beyaz kremalı. Öyle. Tuzlu olarak zaten bir tek şunu alıyoruz. Şu böyle peynirli, tereyağlı milföy çubukları. Bu da çok lezzetli oluyor. İnanılmaz lezzetli. Ve şu arkadaşlar. Ekmek cipsi. Soğanlı ekmek cipsi. Çok lezzetli. Bunun dediğim gibi sarımsaklı, böyle domatesli, pizza tadında olanları da var ama ben bir tek bunu alıyorum. Hatta ben bunu böyle kahvaltıda falan yalnızca krem peynirle beraber yiyorum. Yani yetiyor benim için. Veya bazen akşamüstü ağır yemek yemiyorum da bu cips ve krem peynirlerinden, krem peynirinde ay toparlayamadım bir türlü. Bu brot cipsini, ekmek cipsini, ekmek cipsini krem peynirle birlikte yiyorum. Harika bir lezzet oluyor. Böyle arkadaşlar. Bizim evde çay saatinde, özellikle kışın, eğer evde kek, poğaça yoksa şöyle atıştırmalıklar çayın yanına birebir oluyor. Bizim için müthiş oluyor, harika oluyor. Eminim birçoğunuzun evinde de farklı farklı atıştırmalıklar vardır. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.